her türlü tiroid hastalığı ve guatrın bir numaralı ilacı, dereotu. Sağlık videolarımızın devamını istiyorsanız desteğinizi göstermek için abone olabilirsiniz. Yandaki zil düğmesine tıklarsanız yüklediğimiz en yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Dereotu çok eski çağlardan bu yana hem lezzeti hem de tıbbi faydaları için kullanılan maydanoz grubundan bir bitkidir. Mısırlı doktorların 5000 yıl önce dereotunu tıbbi reçetelerde kullandıkları bilinmektedir. Dereotu tohumu yağı ve taze haliyle kullanılmaktadır. Türk mutfağında en çok cacık, dolma içi ve baklanın üstünde kendine yer bulur. Dereotu, kalsiyum, manganez, demir, A, C ve E vitamini deposudur. Antioksidan özellikleri olan dereotu güçlü bir iltihap gidericidir ve virüslere karşı koruma sağlar. Dereotunun sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi tiroid fonksiyonlarını düzenlemektir. Dereotu ile hem hipotiroid hem de hipertiroid hastalarının kullanabileceği bir kür yapılmaktadır. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'na göre dereotu hızlı çalışan tiroidi yavaşlatır, yavaş çalışıyorsa hızlandırır. Bu iki özelliğe aynı anda sahip olduğu için dereotu, tiroid hormonlarını düzenleme özelliği olan eşsiz bir bitkidir. Dereotunda bulunan aktif madde anetoldür. Anetol, tiroidin çalışmasına doğrudan etki eder. Bu madde dereotunun saplarında, yapraklarında ve köklerinde bulunmaktadır. Anetolin etkili olabilmesi için dereotunun yapraklarındaki beta-karyofilen ve dilanosit maddelerine de ihtiyaç vardır. Bu nedenle anetol maddesinin tablet olarak alınması fayda sağlamaz. Kür için dereotunun sap ve yaprakları birlikte kullanılmalıdır. Anetol dereotunun köklerinde de bulunur. Yalnız şimdi vereceğimiz kür için dereotunun köklerini kullanmamanız önerilir. Guatr için dereotu kürü nasıl yapılır? Öğünlerden 15 dakika önce bir yemek kaşığı dolusu taze dereotu çiğnendikten sonra 2-3 yudum su ile yutulur. Kür 3 ay boyunca devam ettirilir. Bu kür tiroid hormonlarını dengeler, sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca küçük nodülleri yok eder. Dereotu kürünü kullanan birçok tiroid hastası kürü uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra boğazlarında yutkunurken hissettikleri daralmanın yok olduğunu bildirmişlerdir. Uyarı: dereotu kürünü uygularken doktorunuzun verdiği tiroid ilaçlarını kullanmaya devam edin. Kendi kendinize ilaçlarınızı kesmeyin. 3 aylık hekim kontrollerini ve tahlillerinizi mutlaka yaptırın. Tahlil sonuçlarına göre hekiminiz tiroid ilacınızı azaltabilir veya kestirebilir. 6-7 aylık dereotu kürünü uygulayıp nodüllerinden ve tiroid ilaçlarından kurtulmuş hastaların sayısı giderek artmaktadır. Guatr için boyun egzersizleri. Dereotu kürü uzun süre uygulanan bir kürdür. İsterseniz bu kürü guatr'a iyi gelen bazı boyun egzersizleri ile destekleyebilirsiniz. Boyun kaslarını gevşeten egzersizlerin guatr'a iyi geldiği bilinmektedir. Boyun kaslarını hareket ettirmek tiroid bezini uyarır ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olur. Birinci hareket. Oturun ve başınızı yukarı kaldırarak tavana bakın. Başınızı mümkün olduğunca kaldırmaya çalışın. Birkaç saniye bu pozisyonda durun ve başınızı öne eğin. Birkaç saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Ardından ilk pozisyonunuza geri dönün. Hareketi her gün 10 kere tekrar edin. İkinci hareket. Başınızı yana yatırın, kulağınız omuzunuza iyice yaklaşsın. Mümkün olduğunca başınızı yana eğin. Birkaç saniye bekledikten sonra hareketi diğer yöne yapın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi günde 10 kere tekrar edin. Hareketleri yaparken kendinizi zorlamayın. Boynunuzu incitmemeye dikkat edin. Eğer boynunuzda acı hissederseniz egzersizi sonlandırın.